Peki Ekrem Bey, az önce bahsettiğiniz hobi olarak başladım dediniz ama birazcık bu başlangıç aşamasından yine bahsedecek olursak, örneğin ilk uçuşunuz nasıl gerçekleşti, nasıl keşfettiniz yamaç paraşütünü ilk olarak? Bu hikaye evet biraz daha geriye gidiyor aslında, yamaç paraşütü veya serbest paraşüt. 2006'da yamaç paraşütüyle tanıştım. 88 senesinde havacılıkla 18 yaşlarındayken Türk Hava Kurumu sayesinde tanıştım. 88 yılında ilk defa Eskişehir İnönü'de bir uçaktan, hayatımda bir uçağa ilk defa binip bir uçaktan ilk defa atladım. Attılar. Serbest paraşütle atladık. Toplam 6 uçuş yaptık. Biz hep şöyle bir tabir kullanırız. Yani bir kere uçan o zehri alan iyi manada artık iflah olmaz deriz. Demek ki o bir yerlerde kalmış. 88'den 2006'ya kadar epey uzun bir süre ara verdik. Bir yerlerde duruyormuş o. 2006'da bir vesileyle internetten araştırma yaparken ben bu sporu yapacağım dedim. Daha sonra Amasya'da bir abimize ulaştık. O da Tolga'nın biraz önce söylediği gibi Ekrem hocam, Ekrem abim. O da bizim abimizdi. Gel dedi, ben sana yardım edeceğim dedi. Biraz ilgilendi bizimle. Onunla birlikte bizim tandem dediğimiz iki kişilik uçuşlarımız var. Beraber uçtuk, indik. Ben o zaman dedim ki ben kendi başıma uçacağım. Onu söyledikten sonra 3 aylık bir süre zarfında işte belirli eğitimlerini alıyorsunuz. Bunun belirli bir şeyi var, prosedürü var. Eğitimleri alıp, kendi malzemelerimi alıp o günden bugüne kadar devam ettiriyoruz uçuşlarımızı. Evet, peki Tolga Bey, okulda, üniversitede nasıl bir rağbet söz konusu paraşüte karşı? Size bakış açıları nasıl, insanları neler gözlemliyorsunuz bu sporla ilgili olarak? Ya yamaç paraşütü deyince insanlar aklına direkt hani uçmanın zevkini almak yerine sürekli bir ön yargı var, bir korku var. Direkt en kısa örnek sağlık raporu almaya falan gidiyoruz bu eğitimleri almak için. Sağlık raporu almaya gittiğimizde doktorların tepkisi dahi işte hani aklınız yok mu, niye uçuyorsunuz, ayağınız niye yere basmıyor gibi tepkiler alıyor. Ama Ekrem hocamın dediği gibi o tadı bir kere aldıktan sonra bir daha vazgeçmek çok zor. Evet, önemli olan o ilk adımı atabilmek sanıyorum, değil mi? Evet, ilk adımı baştan sonra yani rüyalarınıza girmeye başlıyor bir yerden sonra. Böyle geceleri uyanıyorsunuz, uçarken falan uyanıyorsunuz kendi kendine. Çok yani tatmadan anlayamazsınız bu duyguyu. Herkesin tatması lazım. Evet, peki yamaç paraşütü ve diğer paraşüt türleriyle bir kıyaslama yapacak olursak, böyle bir değerlendirme yapacak olursak, yamaç paraşütünün özellikleri nelerdir? Şimdi yamaç paraşütü sporu çok taze, yeni bir spor aslında. 1970'li yıllarda başlamış. İsviçre ve Fransa'da ilk kaynağı. Türkiye'ye gelişi de Türk Hava Kurumu sayesinde 85'li yıllarda olmuş. Yani 85'ten işte 2010'lar çok çok taze, yeni yeni gelişmekte olan bir spor. İlk 70'li yıllarda Fransız ve İsviçreli oradaki havacılık gönüllüleri diyelim. Bunlar aslında yamaç paraşütünün ataları kabul edilebiliyor. Serbest paraşüt dediğimiz paraşütlerden, küçük küçük tepelerden biz bunlarla nasıl uçabiliriz diye denemeler yapa yapa aerodinamik olarak, fizik olarak o kumaşın yapısını değiştirerek uçmasını sağlamışlar. Normalde serbest paraşütten bozulmuş. Sorduğunuz soruyla alakalı aralarında fark nedir derseniz, serbest paraşüt dediğimiz biraz önce 88'de İnönü'de atlayış yapmıştım. Serbest paraşüt açıldıktan sonra sürekli düşer. Yani bir kubbe şeklinde paraşüttür ve aerodinamik olarak İşte paraşüt açılır ve siz dikey olarak yere doğru düşersiniz. Güvenli bir şekilde düşersiniz. Evet, uçma söz konusu değil. Yani dolaşma söz konusu aynen, değil. Aynen. Diyelim ki sizi 500 metreden attılar. 500 metre aşağı açıldıktan sonra süzülerek düşersiniz. Yamaç paraşütü biz anlatırken onu söylüyoruz. Uçan bir malzeme. Yani kumaşı öyle bir aerodinamik olarak geliştirmişler ki 50 metreden bazen havalanıyoruz, 3000 metreye çıkıyoruz. Bazen 500 metreden havalanıyoruz, 4000 metreye çıkıyoruz. Sıcak hava akımları, termikler, bir takım oluşumları, doğa şartları, hava koşullarını kullanıp ipleri ve kumaşı o kadar geliştirmişler ki artık o paraşüt sıcak hava akımları sayesinde havada aynı kuşlar gibi süzülerek belli bir irtifaya çıkıyor. Temel fark birinin dikey düşmesi sürekli, irtifa kazanması söz konusu değil. Biz yamaç paraşütünde yarışmalara gidiyoruz zaman zaman. Mesafe yarışmaları dediğimiz yarışmalar var. Türkiye rekoru mesela Ankara'da Ayaş diye bir mevkiden havalanıp Konya'nın bir yerine indi arkadaşlar. İsmi yanlış söylememek için bilmiyorum. 254 kilometre. 254 kilometre 6,5 saatte. Çok keyifli olur. Evet, bayağı da bir yol kat ediliyor tabii, yani. Tabii yani epey uzun bir yol. Yaklaşık 4500 metrelere çıkıp tırmanıp ondan sonra aynı araç gibi
belirli teknikleri, kuralları var. Onlarla birlikte devam edersiniz. Yolculuk da keyiflidir dediğim gibi. Uçarken içine oturduğumuz bir koltuk var bizim. Adına harness diyoruz. O harnessin yanına işte sıvı ihtiyacımızı, yiyecek ihtiyacımızı filan. Hava şartları müsait olduğunda suyumuzu içeriz, evet, bisküvimizi elinizde yeriz. kullanabiliyoruz Tabii, uçarken. tabii, 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 tabii kullanırız. Değil mi? Peki az önce Ekrem Bey'in ilk uçuşundan bahsettik. Sizin ilk uçuşunuz nasıl gerçekleşti? Benim de 2009 yılında Ekrem hocamın bahsettiği gibi serbest paraşütle başladım. Zaten serbest paraşüt çok ekstrem bir spor olarak geçiyor daha fazla. Türk Hava Kurumu'nun ilanlarını gördüm ilk başta. Türk Hava Kurumu'na gidip başvurumu yapmıştım. Anadolu bölgesindeydim o zaman. Urfa'da okuyordum. Urfa'da ilk defa biz atlayacaktık serbest paraşütle. İlk o zaman tanıştım. Zaten o gün ilk atlayışımı yaptığımdan beri de sürekli Türk Hava Kurumu'nun eğitimlerinden olsun. Sonra buraya geldiğimden beri Ekrem hocamla birlikte yamaç paraşütü olsun sürekli devam ediyorum. Evet, görüyorum ki ilk olarak bir serbest atlayış, serbest paraşütle atlayış söz konusu. Her zaman durum bu şekilde midir? Direkt olarak yamaç paraşütüyle başlanmaz mı? Yok, yani Tesadüfi mi bizim yoksa? hikayelerimiz öyle başladı ama genç arkadaşlar için şöyle biraz daha kendimi yaşlı kabul ediyoruz tabii. Genç arkadaşlar sonuçta bir spor aktivitesine gönül verdiklerinde hakikaten Türk Hava Kurumu Türkiye'de belirli bir geçmişi, mazisi ve altyapısı olan bir kurum ve bir takım kurslara ücretsiz veriyor. Oradan başlıyorlar. Ama diyelim ki yamaç paraşütü öğrenmek istiyorsunuz siz. Türk Hava Kurumu'nun ücretsiz kurslarına gidecek herhangi bir zaman diliminiz yok. Türkiye'de bir takım kulüpler var. Ankara'da, İstanbul'da veya yerel illerde eğitmenler var. Bu eğitmenler vasıtasıyla yamaç paraşütüne ilgi duyuyorsanız işte ulaşıyorsunuz. Diyelim ki Samsun'da bir şekilde kimdir, nedir? Ekrem Çavuş'a ulaştınız filan. Şartlara uygun hale getirdik. Çünkü belirli bir süresi var. Eğitim dediğimiz süreç yaklaşık 15 gün filan sürüyor. 3 aşaması var. İşte yamaç paraşütünün teorik dediğimiz size kitabi bilgilerini anlatıyoruz. Yamaç paraşütü nedir, nelerden oluşur, nasıl uçar, hava Evet, trafik bunların hepsini kurallarına. bilmek de gerekiyor, değil Yani mi? bunları bilmeden uçamazsınız zaten. Yani bunları bilmeden sonuçta o söylediğim paraşütü, yamaç paraşütünü şöyle söyleriz. Patatesi bağlasak patates çuvalını uçar. Ama güvenli uçmak diye bir şey var. Eğer güvenli uçmadıktan sonra hiçbir manası yok. Onun için de o teorik bilgiyi mutlaka almanız gerekiyor. Evet, bunlar öğretiliyor ilk Aynen öyle. etapta da eğitimde. Peki eğitimin diğer aşamaları nasıl gelişiyor? Bu teorik bilgiyi verdikten sonra öğrenci arkadaşımıza yer çalışması dediğimiz ikinci aşaması var. Yer çalışmasına da yamaç paraşütü toplam 4 malzemeden oluşuyor diyebiliriz. Birincisi yamaç paraşütü dediğimiz kanat ismini verdiğimiz ana temel malzememiz. İkincisi harness dediğimiz uçarken içine oturduğumuz koltuk. Koltuk. Herkes bize başka bir soru da sorar. Buna güvenip nasıl uçuyorsunuz diye. Bir tek ona güvenmiyoruz. Yedek paraşütümüz de var ama görünmüyor. O harness dediğimiz koltukta gizli bir yerde. Acil bir durumda o yedek Hava paraşütümüzü yastığı kullanıyoruz. gibi bir anlamda Yani o ana paraşütümüz uçmadığında onu çekip devreye fırlatıp giriyor. atıyoruz. Evet. O işte serbest paraşüt aslında. Kubbeli. O Evet, düşen inişi düş sağlıyor. evet inişimizi güvenli inişimizi sağlayan paraşütümüz. Bir de kask olmazsa olmazlarımızdan mutlaka kaskımız. Bu 4 malzeme ile yer çalışması dediğimiz çalışmada öğrenci adayımıza paraşütü nasıl kumanda etmesi gerektiği, sağa nasıl gideceği, sola nasıl gideceğini düz bir yerde, düz bir zeminde frenler vasıtasıyla komutlarımızla sola git, sağa git, geri dön gibi bir takım şeylerle 3-4 günlük bir eğitimden sonra 3. aşamaya ve öğrenci için en keyifli ve hayatında daha önce yapmadığı bir aşamaya geçiriyoruz. Küçük bir tepeden 50 metre ile 100 metre arasında bir tepeden Samsun'da Bafra Sürmeli köyümüz var. Orası çok güzel bu eğitimler için. Ben kendi eğitimlerimi orada veriyorum arkadaşlara. O tepeye götürüp yerde çalıştığımız her şeyi şimdi diyoruz ki yerde kabul et kendini ama belirli bir eğimde bir tepede olduğu için biraz heyecanlı oluyor arkadaş. Ona telsizi veriyoruz. Hayatında Tolga'nın dediği gibi hep rüyalarında uçmuş birini gerçekten uçurmaya çalışacağız. Telsiz kontrolüyle birlikte yerde yaptıklarının aynısını 2-3 adım atarak havalanıyor ve ondan sonra süzülmeye başlıyor. Artık yıllardır mı kurulur o hayali, başka kafasından neler geçer? Tek dezavantajı o aşama için 50 metrelik tepeden sadece 30 saniye sürüyor. Çok kısa sürüyor ama indiğinde ona bir ömür gibi geliyor. Onun gözlerindeki mutluluk, o Heyecan değil ışıltı mi? filan. Küçük bir anımı anlatayım hemen. Samsun'da Reşat abimiz var bizim benden çok büyük 56 yaşında eğitimini verdim
Bana geldi, beni bir şekilde buldu. Ben dedi uçmak istiyorum hocam dedi. Ben hep rüyalarımda uçuyorum. Bana yardımcı ol. Dedim ki abi ya yaş gitmiş zaten yani epey ileridesin. Yok yok dedi. Ben dedi sen ne dersen yapacağım. Atletik de bir abimiz. Aynı bu söylediğimiz aşamalardan geçirdik. Uçuşunu yaptırdık başlangıç tepesinde. Yine bizim Samsun Gültepe diye daha yüksek bir tepemiz var. 450 metre. Oraya götürdüm. Biraz da yetenekli bir abimiz hakikaten. Oradan uçurduk onu. İlk uçuşunda hiç unutmuyorum. Beni de duygulandırdı. Uçtu orası 10 dakika falan sürüyor. İndi. Hüngür hüngür ağlıyordu. Evet, bir hayalini gerçekleştirdi. Reşat abi ne yapıyorsun? Dedi ki hocam dedi sen dedi cennetliksin. Dedim abi dur beni de ağlatacaksın. Ağladı ağladı ağladı. Ya o şeyi görmek çok değişiktir. O değişik bir his demek yani. Biz birazcık daha 7-8 sene olduğu için birazcık daha şey olduk. Onları görmeye alıştık ama yine de hoş anlardı Reşat evet, abiyle. Böyle anlar da yaşıyorsunuz evet. Zaman zaman. Peki Tolga Bey bu işte geliştiriyorsunuz kendinizi mutlaka evet. Ki. Takip ettiğiniz isimler var mı ya da bu anlamda kendinizi geliştirmek için yaptığınız çalışmalar var mı? Sürekli bir çalışma gerektiriyor mu ya da bu spor? Yamaç paraşütünü ben Ekrem abim sayesinde başladım. Şu anda Ekrem abinin yolunda ilerliyorum. İnşallah daha da iyi olmak gibi hedefim var Ekrem abiden. Yamaç paraşütü sporu dediğim gibi sürekli maddiyata bakıyor. Kendi kanadını alana kadar bir kanada ihtiyacım var. Bizim okulumuzda yamaç paraşütü için kanadımız yok. Ekrem abimin kulübünde bir kanadımız var. Sağ olsun o da kanatla bizim kulübümüzden gelen arkadaşlara paylaştığı için onun sayesinde başladık. Benim şu anda idolüm Ekrem abi. Sürekli onu takip ediyorum. İnşallah ondan da daha iyi yere geleceğimi düşünüyorum. Öyle bir hedefim var. Evet, peki Türkiye'yi de takip ediyorsunuz tabii ki. Az önce Ankara örneğini vermiştiniz örneğin. Samsun ve Türkiye'nin diğer illerini kıyasladığımızda Samsun bu konuyla ilgili nasıl bir noktada? Tamam, öncelikle bir şey düzeltmek istiyorum. Ekrana tabii. Bakınca Ekrem Barut görünüyor, Ekrem Çavuş olacak. Evet, Ekrem Çavuş arkadaşlar yanlış yazılmış. Teşekkür ediyorum. Samsun bu konuda şimdi uçuş potansiyel olarak, uçuş coğrafya olarak çok güzel ama uçuş teknikleri olarak yamaç paraşütü birkaç kısmı açılıyor. Bir tanesi mesafe uçuşları dediğimiz uçuşlar, diğeri yelken uçuşları dediğimiz uçuşlar. Mesafe uçuşu için coğrafya biraz daha iç bölgelerde olması gerekiyor. İçerideki iller daha şanslı. Nelerdir bunlar? Türkiye'de öne çıkmış bazı iller var. Kayseri, Denizli, Manisa, Ankara. Bunlar coğrafyası itibariyle, o kuru hava itibariyle daha fazla sıcak ürettiği için oralarda daha çok mesafe gitme ve bu nedenle de potansiyel olarak daha hızlı gelişme oluyor. Ankara mesela çok gelişmiş. Niye? Oradaki üniversite kulüpleri bu işe havacılık kulübümüz bizim eski ama çok fazla geliştiremediler kendilerini. Mücadele ediyorlar ama Ankara'da destek üniversitelerden daha fazla. Belki de potansiyel de fazla olduğu için biraz daha fazla sıkıştırıyorlar. Gelişmişler. Kayseri'de çok eski bir kulüp var. Yine Türk Hava Kurumu'nun eski arkadaşlar da var. Mesela biz Samsun'da uçan toplam 15 kişiyiz. Yani koskoca Samsun nüfusunda 15 kişi malzemesi var. Sadece 15 kişi uçabiliyoruz. Birazcık herhalde bizim de kusurumuz tanıtımla alakalı olabilir. Oralarda hem eski olmuş hem de birbirini tetiklemiş her şey. Ben size öğretmişim, siz ona getirmişsiniz, o ona öğretmiş. Kalabalıklaşmışlar. Evet, coğrafya koşullarda ilmişti. Orası da uygun, evet. Coğrafyada uygun olunca Kayseri'de benim bildiğim yaklaşık 150-200 tane yamaç paraşütçüsü var. Samsun'da da olabilir. Birazcık mücadele gerekiyor herhalde. Birazcık tanıtıma destek verilmesi gerekiyor. Ben bu manada Aks TV'ye teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür Eksik ediyoruz. Olmasınlar. Çok sağ olun. Peki benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Nevşehir bölgesinde de balon gezileri yapılıyor. Ama onlarda sanıyorum, daha doğrusu gördüğümüz kadarıyla, tabii ki teknik olarak bilmiyorum ama iniş söz konusu değil, orada da bir gezinti söz konusu. Oradaki mantık nedir? Nasıl oluyor? Şimdi yanlış bir bilgi ben de vermek istemiyorum. Çünkü yamaçla ilgiliyim ama ondaki temel teknik balonla uçarken bildiğim kadarıyla söylüyorum. Yanlış bilgi veriyorsam özür dilerim herkesten. Çok sabah erken saatte uçuyorlar onlar. Yani sabah 4'te hazırlanıyorlar, o balonu şişiriyorlar helyum gazıyla. Çünkü balonda kumanda yok. Eğer Nevşehir çok görsel güzelliği müthiş evet. Bir bölge. Sabah hava ısınmadan balonu havalandırıyorlar. Çünkü hava ısınmaya başladığında biz ona çalışma deriz. Havanın çalışması aynı su gibidir, görünmez. Ama sıcak hava akımları, soğuk hava akımları evet, sürekli böyle kaynar. Değişim. Nevşehir'de çok kuru bir bölge. Hava çok ısınmadan o balonu tekrar indirmeleri gerekiyor. Kumandası yok. Sürekli alttan, biz onu görmeyiz ama sürekli alttan o firma yetkilileri araçlarıyla takip ederler balonu. Bir de hocası vardır onun. Evet. O sepetin içinde 20 tane yolcu. O muhteşem manzarayı seyrederken tadını çıkarırlar ama eğitmen, hoca kimse o sepetin içinde uçan
onun aslında derdi diyelim, onları güvenli bir şekilde tekrar indirmektir. Hava çok ısınmadan tekrar sabah diyelim 6'da havalandılar, 8'de inerler. Biz seyrettiğimizde bize şey gelir, hani saat öğlen saatiymiş falan. Evet, evet. Değil aslında. Filmlerde kullanılır tabii. Belgesellerde aynen. Kullanılır. En geç 8.30-9'da mutlaka yerdedirler hava ısınmadan. Çünkü balonun kumandası yok. Bazen kötü haberler duyuyoruz. Geçenlerde evet, bir ufak evet. kaza oldu. İşte o hem kumandasızlıktan hem de hava koşullarından olabiliyor. Evet, tabii ki bazı riskleri içeren de bir durum söz konusu. Peki yine diğer hava araçları ve yamaç paraşütünü kıyasladığımızda avantajları, dezavantajları neler yamaç paraşütünün? Yamaç paraşütünün ben ilk öğrenirken en büyük avantajı bana şunu söylemişlerdi. Bir hayalin var, uçmak istiyorsun, bunu yapabileceğin en kısa ve en kolay yöntem bu. Neden? Demiştim. Dediler ki 15 kiloluk bir malzemeyi sırtına alacaksın. Sadece 15 kilo, 17 kilo, 15 kilo ve bir istediğin tepeye çıkacaksın. Eğitimini almak şartıyla istediğin tepeden istediğin şekilde uçabilirsin. Düşünsenize 15 kiloluk bir malzemeyi sırtımıza alıyoruz, bir tepeye çıkıyoruz. Tekrar ediyorum, eğitim şart, eğitimsiz asla değil ve yanınızda biri olursa mutlaka iyi olur size eşlik etmesi açısından. Havalanıyorsunuz, saatlerce uçuyorsunuz. En büyük bence diğer sporlarla, diğer havacılık branşlarıyla alakası o. Diyelim ki bir serbest paraşütle ilgileniyorsunuz, ona ilgi duyuyorsunuz. O da çok ayrı bir dal ve çok keyiflidir. Serbest paraşütte de serbest düşüyorsunuz. Bu da müthiş bir duygu. Ama Türkiye'de mesela bunu yapabilmek için en iyi şart İzmir Efes'e gidip, ta oraya gidip orada zaman ayırıp filan yapmanız daha gerekiyor. Daha maliyetli sanıyorum. Yelken kanadımız var bizim yine hava dalları içinde. Delta kanat dediğimiz sabit kanat profili olan bir şeyimiz var. Buna mutlaka bir arabamızın olması gerekiyor. 4 metrelik bir ana demiri var. İşte kanatlar var. Onu taşıyabilecek bir şeye ihtiyacımız var. Yamaç paraşütü böyle değil. 15 kilo her şey sırtımızda, malzeme ve tepe ihtiyacımız var. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Evet, bu anlamda da büyük bir avantaj uçmak çok. İsteyenler için. Aynen. Peki Tolga Bey, az önce ilk uçuşlarınızdan bahsettik. Peki şu anda geldiğiniz nokta ne? Belli bir süre sonra alışıyor mu insan buna? Şu anda mesela uçarken neler hissediyorsunuz? Ya o kalkış sürekli zaten ilk bir kalkışınızda sürekli bir heyecan oluyor. Daha kalkarken yani bu hani ilk uçuşunuzda siz bahsetmiştik az önce de. İlk uçuşunuzda bir korku oluyor içinizde. Ama bu korku azalsa da ilk kalkışınızda o heyecan ve zaten güzel olan kısım da o korkunun korku hissi biraz. Evet, korku o her zaman kaybetmemek değil mi? Her zaman var. Onun dışında zaten havalandığınız anda farklı bir bakış açısına geçiyorsunuz. Ayaklarınız yerden kesiliyor. Yani bütün herkesin çocukluğunda vardır. Kuşları seyredip ne güzel uçuyorlar dedikleri bir an vardır. Hep istemiştir değil mi uçmayı? Böyle bir şey de söz konusu aslında. Hep hayal etmiştir, hep istemiştir. Siz de bir anlamda bunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Düşünsenize ben hiç yaşayamadım ama Ekrem Hocam sürekli bahseder. Yanınızda bir kuşun uçtuğunu düşün. Yani bir kuşla beraber uçmak çok ayrı bir zevk. Siz süzülürken yanınızda başka bir kuş da süzülüyor. Ekrem Hoca'nın öyle bir anısı da var bize anlattığı, paylaştığı. Evet, kuşlarla birlikte uçuyorsunuz. Evet, hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama bir tane kuş anım. yani onların çok doğal yaptığı yani... Güdüsel olarak onlar uçmak için yaratılmış zaten. Aslında onların hava sahasına giriyoruz. Yani kuş uçuyor. O bizim termik dediğimiz sıcak hava akımlarını biz arayıp bulurken onlar kendiliğinden güdüsel olarak buluyorlar ve biz bazen onlardan kopya çekiyoruz. Onlar kanatlarını bazen görmüşsünüzdür açarlar. Evet. Böyle saatlerce sizin dönerler bir yerde. Evet. O çok doğal bir güdü. Biz bunu kanatlarla onlardan kopya çekerek yapmışız. Kanatları ona benzetmişiz filan ve mesafe uçuşu dediğim uçuşlarda onlardan faydalanıyoruz biz. Bazen uçarken başka kuş sürüleri görüyoruz falan. Bakıyoruz evet oradalar. Onlar oradaysa mutlaka uçuşla ilgili iyi şeyler vardır. Hemen onların yanına gideriz, altına gideriz falan. Onlarla bir süre döneriz. Onlar da eşlik eder hakikaten. Böyle sessizce birlikte bir ortak mutabakat gibi. Bir süre dönerler, eşlik ederler. Sonra onlar başka bir yere giderler. Biz başka bir yere gideriz falan. Keyifli uçuşlar olur ya. Evet. Peki hiç korktuğunuz oldu mu gerçekten? Tehlike hissettiğiniz bir durum? Çok. Demin soru sordunuz hani sporda kimler var filan diye. Yamaç paraşütünü biz branş olarak şöyle ayırıyoruz kendi içinde. Mesafe uçuşları, belirli bir hedefe gitmekle alakalı. Hedef uçuşları, belirli bir hedef belirliyoruz ve o hedefe inmekle alakalı. Bir de akro uçuşları dediğimiz tehlikeli hareketleri ama keyifli hareketleri yapan belirli yetenekteki arkadaşlar yapıyor. Türkiye'de akro uçuşları yapan çok iyi bir pilot arkadaşımız vardı. Bir gün sohbet ederken dediler ki ona ne zaman bırakacaksın hani bu sporu, yaşında gidiyor filan. Dedi ki eğer korkmayı bir gün bırakırsam sporu bırakacağım. Yani
Tolga işte 2 senelik uçucu, ben 7 senelik, benden daha eskiler var. Mutlaka içimizde bir korku olması gerekiyor. Bu korku bize hem kontrolü getiriyor, hem aynı zamanda tedbirli olmayı getiriyor, hem de güvenli uçmamızı sağlıyor. Eğer bunu hakikaten bırakırsak, o korku duygusu bir yerden kaybolursa, o zaman tehlike çanları var demektir. Ben öyle addediyorum. Korku iyi bir şeydir, kötü bir şey değil bizim sporda. Tedbiri getirir yani. Evet. Peki sizin korktuğunuz durumlar oldu mu hiç? 2 yıldır uçuyorsunuz. Çok korktum dediğiniz bir durum başınıza geldi mi hiç? Bir tehlikeyle karşılaştığınız ya da? Önce şunu düzelteyim. Ben 2 yıl, geçen sene aldım, 2. senem bu. Ama çok fazla uçamadım çünkü kendi kanadım olmadığı için çok fazla uçuş imkanım olmadı. Korku sürekli oluyor. Ben bu sporda yeni bir öğrenciyim sonuç olarak. Ne kadar 2 sene desek de bu tamamen uçmayla, uçma saatinizle alakalı bir şey. Ben yeni olduğum için hani çok fazla tedbir, yani çok fazla hava durumuna alışkın bir öğrenci değilim. Daha geçen hafta sonu uçarken biraz sallam, yani havada termikten dolayı alışık olmadığım bir sallama da içimde böyle bir hani Yusuf deriz ya, Yusuf'lar biraz sardı, böyle bir korku oldu, tabii ki de oluyor sürekli. Evet. Peki bu sporun tehlikeleri neler, riskleri nelerdir? Biz eğitim verirken bir defa ekstrem bir spor. Yani ekstrem bir spor olması nedeniyle içinde bir tehlike barındırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam spor dalları içinde en tehlikeli sporlardan aşağı doğru yarasak işte dağcılık en tehlikeli spor. Yamaç paraşütü, yanlış söylemeyeyim, 36. falan, yani epey aşağılarda. Evet, yani sanıldığı kadar tehlikeli değil. Değil, değil. Yani insanlar birazcık çekiniyorlar. İçlerinde hem uçma duygusu var ama uçarken de bu onlara birazcık farklı yansıyor. Birazcık bilgi eksikliğinden tehlikesi var çünkü bir kumaş parçasına ve iplere bağlayıp kendimizi uçuyoruz. Çok akıllı işin gibi durmuyor. Ama eğitim verirken veya çeşitli sohbetlerde şunu söylüyoruz. Bu spor güvenlik kurallarını ihlal etmediğiniz zaman hiçbir tehlikesi yok. Uygun malzemeyle uçarsanız, kendinize uygun malzemeyle, uygun tepeden uçarsanız, uygun hava şartlarından uçarsanız, sabah evden nasıl çıktıysanız yine akşam eve öyle dönersiniz. Ama bir takım kuralları ihlal ederseniz o kanat, yamaç paraşütü mutlaka size o tepkiyi, geri dönüşü, feedback'i farklı bir şekilde veriyor. Yani kaza yaparsınız, korkuyu biraz daha yüksek dozaja çekip başka şeyler olabilir. Mesela benim ilk acemilik zamanlarım diyeyim, yine de olabilir. İleriki aşamalarda oluyor. Benim toplam 3 kere ormana düşmüşlüğüm var. Yani böyle söyleyince birden ormana düşmek, uçmak çok keyifli, ormana düşmek garip geliyor. Ama doğru şeyleri yapmadığım için oldu bunlar. Şimdi değerlendiriyorum. O zaman da değerlendirdik. Şimdi de aklıma geldikçe diyorum ki ha, bunu yanlış yapmışım. Bir şeyi yanlış yaparsanız hayatın her aşamasında öyle. O size geri dönüşü kötü bir şekilde olabiliyor. Çok tehlikeli değil. Bence çok güvenli bir spor. Sadece doğru şeyleri, güvenlikle ilgili doğru kriterleri, doğru şeyleri yaparsak hiçbir sıkıntı yok. Tolga'nın mesela pazar günü bahsettiği şey, bir yandan da gelişmek için bazen şartları, limitlerde zorlamak gerekiyor. Tolga'ya evet yardım ediyorum ben. Tolga da sevdiğim bir arkadaşım, bırakmıyor peşimi sağ olsun. Beraber gidiyoruz uçuşlara. Şimdi hep sakin havalarda uçursak çok fazla kendini geliştirme imkanı yok. Birazcık ufak ufak zorluyoruz ki birazcık daha sıcak havada uçsun, sıcak havada uçsun. Kanat hafif sallasın filan ki evet, Tolga gelişsin. Bir süre sonra telsizden artık yardım etmeyeceğiz Tolga'ya. Yani diyeceğiz ki Tolga sen artık, ki bu pazar söyledim, ben yardım etmeyeceğim. Gerekirse müdahale edeceğim. Çünkü uçabilir artık. O güveni kazandı. Ondan sonra kendi nereye kadar gitmek istiyorsa sporda oraya kadar gidecek artık. Evet, peki bu sporu hiç bilmeyen biri için ve bu sporu yapmak isteyen biri için nasıl bir süreç söz konusu olabiliyor? Ne kadar süre içerisinde tek başına uçmaya başlar? Şimdi süreç aslında çok kolay hem de çok zor. Türkiye'de Türk Hava Kurumu var. Ücretsiz eğitimler, ücretsiz kurslar veren. Evet, aslında bu da büyük bir şans değil mi? Çok büyük diğer bir şans. Diğer sporlarla kıyasladığımızda aynen böyle öyle bir alternatif. Ama şöyle bir dezavantaj diyelim. Yaklaşık 2000-2500 kişi başvuruyor tüm Türkiye'den. Sayı 250'lerde, 300'lerde. Yani çok cüzi bir sayıda. Bunu şöyle telafi ediyoruz. Yerel Samsun'da, Kayseri'de, çeşitli illerdeki eğitmenler eğitimler vererek, isteyenlere, onlara ulaşarak bir şekilde daha fazla kitlelere ulaşmaya çalışıyorlar. Türk Hava Kurumu'nun yanında yeni Havacılık Federasyonumuz kuruldu. Hava Sporları Federasyonu. Onun bir takım çabaları var. Eğitim süreci çok, biraz önce bahsettiğim gibi, çok zorlu bir süreç değil. Yani 15 gününüzü ayırmanız gerekiyor ama şimdi sizin bir mesleğiniz var. Uçmaya heveslisiniz. Bunu öğrenmek istediğinizde İnönü'ye gitme şansınız yok ya da başka bir yere. Samsun'da ulaştık. Ben size dedim ki 15 gün geleceksiniz. Bunları vereceğiz, eğitimleri.
teorik, yer çalışması ve uçuş. Uçuşta 7 ya da 10 uçuş yaptırıyoruz küçücük bir tepeden. Ondan sonra yine çok tek başınıza uçamıyorsunuz. O 500 metrelik tepeye gittiğimizde mutlaka işte Tolga ile olduğu gibi telsiz kontrolünde yardımlaşıyoruz. Bir 3-5 uçuş daha yaptıktan sonra bu spor tek başına da çok yapılacak bir spor değil. Mutlaka yanınızda birileri olduğunda daha keyifli, daha kendinizi geliştirebileceğiniz diğer bir spor. Diğer her şeyde olduğu gibi değil mi? Aynen öyle. Yani çok kalabalık olursak çok daha keyifli zamanlar geçiriyoruz. Onun için o başlangıç eğitimi dediğimiz eğitimden sonra dahi o sürekli hayatın içindeki eğitim gibi o eğitim şart. Yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Kitabı bilginizi artırıyorsunuz. Bol bol video seyrediyorsunuz filan. Sonra bir gün bir bakıyorsunuz ki tek başıma da uçabiliyorum. Telsize gerek yok. Siz yardım ettiğiniz bir pozisyona geçiyorsunuz. O işler yolunda demektir o zaman. Çok zorlu bir süreç değil yani. Evet, peki Tolga Bey, sizin aynı zamanda başka bir mesleğiniz var. O bölümü okuyorsunuz, evet. Eğitim aşamasındasınız şu an. İlerleyen yıllarda peki yamaç paraşütü hayatınızın neresinde olur? Nasıl bir planınız var yamaç paraşütüyle ilgili olarak? Ben zaten yine hobi olarak başlamıştım yamaç paraşütü. Ben hayatım boyunca bunu devam ettirebileceğimi düşünüyorum. İleride mesleğime atandığım zaman zaten ilk alacağım şeylerden biri yamaç paraşütü. Kendi kanadımı almak istiyorum. Bunun dışında da her hafta sonu, her bulduğum fırsatta uçmaya gidecek kişilerden biri olacağımı düşünüyorum. Evet. Peki herkes yapabilir mi bu sporu? Özellikler var mıdır, aranan özellikler? Yamaç paraşütü sporunu yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Türk Hava Kurumu'nun kriterlerinden bahsedeyim. O kurs başvuru kriterlerinden. Mesela 16 yaşını doldurmuş olmak kriteri getirmiş. 16 yaşını doldurduktan sonra ebeveynlerinizden izin alarak spora başlayabiliyorsunuz. Üst yaş limitine ucunu açık bırakmış, 65'lere kadar bırakmış. Birazcık herhalde zindelik ve fiziksel durumla alakalı. Kilogram olarak da 45 kilogramdan başlıyor. Daha aşağı olursa birazcık paraşütler kilogramlara göre ayrıldığı için daha zayıflar için uygun kanatlar üretilmiyor. 45 kilogramdan yukarı 100-110 kilolara kadar arkadaşlar yapabilirler. Buradaki fiziksel şartları, yani sağlık kriterleri önemli. Diyelim ki işte şeker hastası, tansiyon hastası, kalp hastası. Panik atak bunu, da sanırım sorunlar. Yani bir takım evet psikolojik durumlar da olabilir. Kişi orada kendini bilecek. Zaten kursları almadan önce mutlaka bir sağlık raporu istiyoruz bir heyetten. Tam teşekküllü bir hastaneden bir rapor getirmesini istiyorlar genelde kurumda. O rapora istinaden oradan devam ediyor. Panik atak dediniz mesela, hani bu psikolojik bir durumdur. Belki panik atağı var ama uçarken o kadar rahat olacak ki, bizim genelde bir de şey derler, ben yüksekten korkuyorum. Evet. En çok sorulan sorulardan biridir. Yükseklik, evet ben de 7 senedir uçuyorum. Sizin binaya gelirken ben korktum asansöre bindiğimde 9 kat çıkarken. Yükseklik korkusuyla derinlik korkusu çok farklı. Bunu uçmayan biri çok algılayamıyor ama uçtuğunda çok duydum ben. Ben korkmuyorum filan dediğini çok duydum. Onun için bir kere uçmak lazım. Yani o yükseklik korkusu farklı, derinlik korkusu farklı. Eğer derinlik korkunuz varsa hakikaten uçamazsınız. Ama yükseklik korkusu geçici bir şey. Havalandığınızda daha önce niye uçmadım diye çok pişman olanı gördüm ben, gözlerimle şahit oldum. Evet, peki ikili uçuşlarda durum nasıl oluyor? Onun için sanıyorum özel bir sistem var ya da aynı sistem mi kullanılıyor? Yani teknik olarak aynı ama diyelim ki tekli uçtuğumuz single kanat dediğimiz kanadın belli bir alanı, belli bir metrekaresi var. İşte 13 metre bir boyu var. İkili uçuş dediğimiz tandem uçuşu diyoruz ismine biz bunun. Tandem uçuşlarımızda İşte daha büyük metrekareli, yaklaşık 16-17 metre boyu olan iki kişiyi çekebilecek ölçülerde dizayn edilmiş, aerodinamik olarak ona göre üretilmiş bir kanat var. Orada diyelim ki siz geldiniz, uçmak istiyorsunuz. Hiçbir bilginiz yok, hiçbir bilginizin olmasına da gerek yok. Sadece ayağınızda uygun bir ayakkabı ve uygun bir kıyafetle, rahat edebileceğiniz bir kıyafetle, işte soğuk sıcakla alakalı filan bir tepeye gidiyoruz. Beraber kanadı seriyoruz, bağlanıyoruz. Harness dediğim koltuktan size de veriyoruz. Bizi birbirimize bağlıyoruz. Genel çekince şöyle bir şey oluyor. Hiç bilmediğiniz için bana bir şey olur mu, düşer miyim filan korkusu oluyor insanlarda. Ben onlara şunu söylüyorum. Yani sana bir şey olursa bana da bir şey olur. Çünkü birbirimize bağlıyız. Pilot sonuçta önce uçurduğu insanın güvenliğini düşünüyor. Ama background'da da kendini düşünmek zorunda. Çünkü birlikte düşecekler. Öyle bir şey olmadığını havalandıktan sonra anlıyor zaten. Yani ne yapıyorsak havada beraber birbirimize bağlanarak yapıyoruz. Mesela eğitim alamayan ama ikili uçuş yapıp uçmanın tadına varmak isteyenler çok oluyor. Tandem uçuşları Samsun'da yapıyoruz hafta sonları genelde. Talep olduğu takdirde işte geliyorsunuz, bir saatinizi ayırıyorsunuz.
daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapıyorsunuz ve zihninizden gidiyor diyelim. Kimileri de böyle. Sırf Tolga gibi, başka arkadaşlar gibi eğitim almak değil. Sadece o anlık o duyguyu alıp ondan sonra diyor ki ya ben tek uçamam herhalde diyor. Ve devam ediyor hayatına. Evet, peki Tolga Bey, az önce dediniz ki ilerleyen yıllarda yine hafta sonları yapmaya devam ederim. Şu anda da sanıyorum hafta sonu böyle bir araya gelişler oluyor. Neler yaşıyorsunuz? Gözlemleriniz neler oluyor? Nasıl bir atmosfer oluyor? Kalabalık oluyor mu öncelikle? Kaç kişi kadar? Bizim ortalama sayımız 10 kişi, 15 kişi arasında değişiyor genelde. Bizim ortamımız iyi oluyor. Gidiyoruz, semaverimizi demliyoruz, semaver çayımızı demliyoruz. Onun dışında ilerleyen saatlerde mangal yapıyoruz. Keyifli bir ortamımız oluyor. Bu sırada yani sürekli havada, herkes havada olmuyor. Bir kısmı tepede oluyor, bir kısmı havada oluyor. Sürekli makara, yani güzel bir ortam oluyor. Zevkli geçiyor sürekli zamanımız. Bunun dışında sırası gelen havalanıyor, uçuyor. Zaten uçmak dediğim gibi çok ayrı bir zevk. Aşağıda sürekli Ekrem abim gibi tecrübeli hocalarımız bize hikayeler anlatıyor. Yani çok güzel bir zevk. Bunu hafta sonları buyurun gelin, siz de tadın. Korkularınızı tatsın. Çok sosyal güzel. Bir ortam söz konusu, bir arkadaşlık da söz konusu gördüğüm kadarıyla. Evet. Öyle de bir güzelliği var bu sporun diyebiliriz sanıyorum. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Tamam, havalanırken bir tehlike söz konusu. Daha doğrusu bir heyecan, bir korku. Aynı şey sanıyorum inerken de söz konusu olabilir. İnişler nasıl oluyor? Bu sporda, yamaç paraşütü sporunda sanılanın aksine havada kaza çok az oluyor. Kazanın yoğunlukla olduğu yerler kalkış ve iniş. Çünkü bir paraşütü biz bozuyoruz uçarken, yani pilot ya da diğeri frenler vasıtasıyla. Kalkışta ya da inişte olan kazalar da hani bazen büyük bazen küçük olabiliyor. İnişle ilgili söylemek gerekirse genelde insanlar hep bize şey söylüyorlar, mesela söylenen atlama diyorlar. Bizde atlama yok. Biz uçuyoruz. Yani atlama o serbest paraşütte bir uçaktan, uçak kapasından belli bir irtifadan, helikopterden, başka bir yerden boşluğa düşersiniz. Serbest paraşütte düşersiniz. Bizimki uçmak, yani gerçek manada uçmak. Bir kanat 12-13 metre bir tepeye seriyorsunuz yere. Tepemize çekiyoruz ipler vasıtasıyla. Doluyor, hava doluyor içi ve birkaç adım hızlanarak, koşarak havalanıyoruz. Uçuşumuz bitmek üzereyken belli bir irtifa kaybettik, artık ineceğiz. İniş bölgemiz belli. Her şey kontrol altında olmak zorunda. Gideceğimiz yere gittik. İneceğiz. Yine fren vasıtasıyla düşme olmadığı için bu yamaç paraşütü süzülen bir nesne. Yani süzülerek gidiyor. Süzülerek gittiği için direkt düşüş yok. Süzülüyor. Yani ayaklarınızla birkaç adım atarak yere konuyorsunuz yine. Yani çok çok rahat, öyle düşünüldüğü gibi korkunç değil yani. Düşme evet. Değil. Sanki sizde öyle bir şey seziyorum. Evet, havadayken yok. Sanki hani bana öyle geliyor açıkçası. Havadayken herhalde hep onu düşünürüm. Nasıl ineceğim sorusu gelir aklıma diye düşünüyorum. Yok, düşme değil. Yani söyledim ya, bu malzeme yamaç paraşütü belirli bir mesafe giderken belirli bir irtifa kaybediyor. Belirli bir mesafe gidiyor. Diyelim ki 10 metre ileri giderken 2 metre düşüyor. Ama siz bunu pat diye düşme şeklinde algılamıyorsunuz. Süzülüyoruz. Tıpkı hızlanarak kalktığınız gibi. Aynen. Süzülerek tekrar ayaklarınızın üstüne iniyorsunuz. Çok çok güvenlidir. Evet. Peki siz ne kadar yol kat ettiniz en fazla bu kanatlarla? Benim kendi kişisel rekorum, Türkiye rekorundan bahsettim. 254 kilometre 7 saatte. Dünya rekorunu söyleyeyim, 452 kilometre. Ve ikisi aşağı yukarı aynı saatlerde. Türkiye rekorunu kıran arkadaşlar, benim arkadaşlarım 6,5-7 saatte gittiler. 454 kilometre mesafeyi giden, ismini hatırlamıyorum pilotun, yabancı bir pilot arkadaş, 8,5 saatte gitti. Yani 1,5 saatte 200 kilometre fazla. Bu aynı arabalar gibidir. Hızları vardır. Rüzgara karşı gidersiniz, arka rüzgar alırsınız. Bu arada sürekli basında çıkan bir tabir var. Ben bu konuda çok şikayetçiyim. Ters rüzgar diye bir şey yoktur. Havada gittiğimiz istikamete göre ya rüzgar karşımızdan gelir ya arkamızdan gelir. Sürekli gazetelerde ufak tefek kaza haberlerinde, işte geçen de Rize Belediye Başkanımızda ufak bir kaza demeyeceğiz ama nazar boncuğu olmuş ona. Ters rüzgar, ters rüzgar yok. Arkadan gelmiş rüzgar, ufak bir yuvarlanmalar olmuş. Ne güzel, söyleyeceğimi unuttum ben şu mesafeler yani keyiflidir, 450 kilometre. Evet, sizin kadar yol kat ettiğinizi sormuştum. Tamam, teşekkür ediyorum. Kendi kişisel rekorum, bizim Sinop'ta uçtuğumuz bir yer var. Gerze'ye çok yakın, çok hoş bir tepe. Karadeniz'e öyle bir yer yok, onu da tanıtmaya çalışıyoruz. Yelken Tepe adını verdik. Gerze'ye yakın bir yerden havalanıp Alaçam merkeze indik. Yaklaşık 35 kilometre filan.
uçarak Gerze'den Alaçam'a indik. Ve o gün çok keyifli bir gündü. Tek başıma inmedim. Tüm öğrencilerim oradaydı. 12 kişi hep beraber peş peşe uçarak hepsinin kişisel rekoru oluştu orada. 35-40 kilometre civarında bir mesafe uçtu. Evet, yol kat etmiş oldunuz. Peki zaman zaman yine az önce bahsettiğiniz gibi basına yansıyan haberler de oluyor konuyla ilgili olarak. Rize Belediye Başkanı'nın başına gelenler. Siz de zaman zaman bu tür etkinliklerde bulunuyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde sanıyorum geçen yılda Canik Belediye Başkanı Sayın evet. Osman Genci uçurmuştunuz. Bu tür etkinlikler peki nasıl gelişiyor? Neler yaşıyorsunuz ya da bu tür etkinliklerde? Evet, geçen yıl birincisini yaptığımız, inşallah bu sene de ikincisini yaptığımız Yamaç Paraşütü Şenliği'ni Canik Belediyesi'nin destekleriyle, Osman Başkanım'ın katkılarıyla yapıyoruz. Spor pahalı bir spor. Gerçekten desteğe ihtiyacı var. Başlangıç maliyeti yüksek. Şenlik dediğimiz etkinliklerde de Türkiye'nin her yerinden pilot arkadaşları davet ediyoruz. Daha önce Samsun'a gelmemiş, Samsun'u görmemiş uçma sevdalısı. Geçen sene 60 kişi Türkiye'nin her yerinden misafir etti Canik. Bu sene de yine aynı öyle bir organizasyon yapacağız. Burada biz uçağın taraf olarak karşı taraftan şunu rica ediyoruz, konuda yardımlarını istiyoruz. Diyoruz ki bu kadar pilot arkadaş gelecek, ben bunların hepsini tek başına misafir edemem. Konaklamaya yardım ediyorlar ilgili kurumlar. İşte Canik Belediyesi onun sorumluluğunu aldı geçen sene. Yeme içmesini misafir ettiği gün boyunca misafirperverliğini gösterip yemek konusunda yardımcı oluyor. Başka da bir talebimiz olmuyor zaten. Konaklama, yeme içme verdikten sonra zaten uçmaya gelmişler. Geçen sene gelen 60 pilot da bu sene şimdiden isimlerini yazdırdı. Biz geleceğiz. Bu sene büyük bir ihtimalle daha kalabalık olacağız. Şimdiden Osman Başkanıma ben söylüyorum yani hazırlıklı olsun. İnşallah güzel geçecek diye düşünüyoruz tekrar. Evet, peki Tolga Bey siz neler öğreniyorsunuz bu tür organizasyonlarda? Sizin düşünceleriniz neler oluyor? Ya biz daha çok havacılık kulübü olduğumuz için okul bazında çalışıyoruz. Bu tarz şenliklerimizi okulda pek fazla yapamıyoruz. Daha çok Ekrem Hocam'ın düzenlediği şenliklerde ya da etraftaki yakın bölgelerdeki yerlere katılarak orada kendimizi geliştirme, yeni pilotlarla tanışma, daha çok sosyal bir çevremiz oluyor. Yeni pilotlardan aldığımız yani tecrübelerini dinliyoruz, onlardan bilgi alıyoruz. Biz kendimizi geliştirme bazında çok faydaları oluyor. Evet. Peki Ekrem Bey, yine bu tür organizasyonlardan bahsettik. Yamaç Paraşütü'nden bahsetmeye devam ediyoruz. Şu anda gelinen bir nokta var Yamaç Paraşütü ile ilgili ülkemizde. İlerleyen yıllarla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce Yamaç Paraşütü ilerleyen yıllarda nasıl bir yerde olur? Ya da Yamaç Paraşütü ile ilgili bir geç kalınmışlık var mı ülkemizde? Geç kalınmışlık yok. 70'te başlamış, 85'te gelmiş ve çok sürekli yukarı doğru ivme kazanan bir spor Yamaç Paraşütü. Çok ilgi çekiyor. Böyle hani hep Yamaç Paraşütü, Yamaç Paraşütü diyoruz. İşte 70 küsür milyon nüfusumuz var. Toplam uçan sayısı, tüm Türkiye'de uçan sayısını söylüyorum. Üniversite kulüpleri, şahsi, kendi başına uçanlar falan 2000-2500 kişi. Çok yüksek bir sayı değil. Ama her geçen sene artıyor, talep artıyor falan. Tabii bir takım ufak tefek sorunlar da beraberinde getiriyor. Çünkü güvenlikli yapılması gereken bir spor. Onun için eğitiminin alınması gerekiyor. Eğitimsiz uçulmaması gerekiyor. Bu tip şeyler birazcık sorun yaratabiliyor ama doğru yerde başlayıp doğru şekilde geliştirmeye devam ederseniz bir takım kuralları da öncelikle Türk Hava Kurumu'ndan kurulmuş. Şimdi Hava Sporları Federasyonu var. Kuralları konularak geliştiği için bir sıkıntı görmüyorum ben. Daha da iyiye gidecek. Yani şu anda mesela Yamaç Paraşütü hafif hava aracı diye geçiyor. Evet. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün mevzuatında olan hafif hava aracı diye geçen ve bir yasal izne, yani demin bahsettim 15 kiloya alıyorsunuz, istediğiniz tepeden uçuyorsunuz. Herhangi bir izne tabi değiliz Türkiye'de. Evet, denetlenmiyor evet, diyebiliriz. Avrupa'da denetime tabi. Avrupa'da izinlere tabi. Yani bir tepeden uçacağınız zaman mutlaka bir yere gidip izin alıyorsunuz bir merciden. Ben buradan uçacağım, bu yeterliliğim var diyorsunuz. Türkiye'de henüz daha gelişmekte olduğu için buraya gelmedik. O kötü bir şey değil. O da zamanla olacak. Daha da güvenli uçmamızı sağlayacak diye düşünüyorum. Evet, peki son 2 dakikamız kaldı. Son olarak nasıl mesajlar vereceksiniz bu sporu yapmak isteyenlere? Tolga Bey sizinle başlayalım isterseniz. Ekrem Bey ile de kapatmış olalım. Bu sporu yapmak isteyenler sürekli internette zaten çok fazla yanları var. Oralardan takip edebilirler. Samsun'da Ekrem Hocam başta olmak üzere her türlü desteğini sağlıyor. Size de ulaşabilir. Sizden de telefonlarını alabilir. Sürekli elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışırız.
Herkese bekleriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz Ekrem Bey? Bu kapanış cümleleri hep önemli oluyor herhalde. İyi bir mesaj vermem gerekiyor. Ben aklıma şu geldi. Tolga söylerken hep sağ olsun Ekrem Hocam, Ekrem Hocam diyor. Elimizden gelene ben kendi çapımda yardım etmeye çalışıyorum. Samsun Yamaç Paraşütü Kulübümüz var. Geliştirmeye çalışıyoruz, tanıtıma çalışıyoruz. Ama bir malzeme desteğine ihtiyacımız var. Burada ben 19 Mayıs Üniversitesi Rektörüme öncelikle ufak bir mesaj yollamak istiyorum. Rektörüm böyle bir kulüp var, 19 Mayıs Üniversitesi Havacılık Kulübü. Tolgalara ve yaklaşık 20-25 kişilik bir grup var. Uçmayı öğrendiler, malzemeleri yok. Eğer bu Tolgalara malzeme alabilirsek, buradan rektörüm yardım ederse çok memnun oluruz. Malzeme konusunda çok daha hızlı ilerleyip, Türkiye'de bir sürü üniversite kulüpleri var, kendilerini geliştirmişler. Tolgalar ve diğer arkadaşlar da mutlaka geliştirilecektir. Kendime dönüyorum. Samsun'da Yamaç Paraşütü'nü nasıl geliştirebiliriz? Biraz önce söylediğimiz gibi Canik Belediye Başkanımız Osman Bey bu konuda destek verdi. Çeşitli kurumların, yerel yönetimlerin, Büyükşehir Belediyesi olabilir, il özel idaresi olabilir, kaymakamlık olabilir, valilik olabilir. Biz gidip birazcık derdimizi anlatıyoruz. Onların da hani bize birazcık daha ılımlı bakıp mutlaka bir sürü daldan talepler geliyordur. Ama Yamaç Paraşütü turizme bile katkısı olabilen bir spor. Evet. Kamu kurumlarının, yerel yönetimlerinin birazcık daha bize bu konuda, bizim de onlara ulaşmamız sayesinde destek olmalarını istiyoruz. Sorunu çözeriz. Çok daha hızlı ilerleriz herhalde. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz bizler tekrar. Başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sağ çok sağ olun. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyiciler, konuk evinde bugün Yamaç Paraşütü'nü konuştuk ve bu sohbetle konuk evini sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evinde yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.